Merhaba arkadaşlar, şu an kayıttayım. Instagram'da canlı yayın yaptım ama fark ettim ki canlı yayını kaydetmemiş Instagram. Dolayısıyla da hemen size tekrardan aynı sunumu yapmak istedim. Bu videoyu IGTV'de ve muhtemelen de YouTube'da paylaşacağım. Slaytları da zaten şu an Instagram'da paylaşmış durumdayım. YouTube'da da muhtemelen paylaşacağım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz kronik hastalık durumunda bariyerler ve beslenme. Bariyerler dediğim zaman aklınıza çoğunlukla bağırsaklar gelebilir. Çünkü bağırsaklar en önemli bariyerler gerçekten. Ancak devamında aslında bağırsakla birlikte dış ortamda vücudumuzun iç ortamını ayıran bütün bariyerler bizim için önemli. Düşünelim. Önce ağızdan aldığımız bütün yiyecekler aslında dış ortamda. Ağızdan içeri girip anüse kadarki süreçte bizim ağızdan anüse kadar olan tüm bölge yani yemek borusu beraberinde mide, sonrasında ince bağırsak, kalın bağırsak ve ağır. Bu kısma biz vücudun dış bölgesindeyiz. Çünkü burası kan dolaşımının olduğu bir yer değil. İçerisi bir boru sistemi ve burada besinler girer, sindirilir, emilir, emilemeyen, sindirilemeyen veya toksin durumunda olanlar atılır. Beraberinde şöyle bir durum yapalım mesela. Nefes aldık. Ne yaptık? Dışarıdaki havayı tüm bakteri, virüs, mantar, yapay plastik, ağır metal, toksin ne varsa şu an ciğerlerimizin içine kadar doldu. Dolduktan sonra orada bir bariyer olmak zorunda yoksa biz çok büyük zorluklar yaşarız. O yüzden bariyerlerden bir tanesi akciğerler. Bağırsaklar dedik, akciğerler. Bir başka bariyer ise cilt. Cilt, vücudun iç bölgesini dış bölgesini ayıran en göze görünür, en büyük organlardan bir tanesi. Bariyerlerden kastımız bu. Şimdi şöyle bir devam edelim slaytlarımıza. Ağzın sağlığı çok önemli. Çünkü ağızda diş etiyle diş arasında bakteriler veya diş kökünde oluşan bakteriler oraya kan dolaşımına sızıntı yapabiliyor. Sızıntı yaptıktan sonra sürekli inflamasyon adını verdiğimiz kronik bağışıklık sisteminin sürekli aktif olmasına neden olan bir durum oluşuyor. Bu ise daha sonrasında kronik hastalık için bir altyapı oluşturuyor. Beraberinde bağırsaklar, mide ve bağırsaklar da giriyor. Ve mide bağırsaklar bölgesi, özellikle bağırsak bölgesinde geçirgenliğin artması aslında bizim için bizim vücudumuz kökünden ya da en içten, en derinden yıpratan, bizi her gün yorgun, argın, kronik hasta adayı veya zihinsel bulanık, beyin sesi gibi durumların bizde yaşanmasına neden olan durumların başında aslında bağırsak bariyerlerin geçirgenliği geliyor diyebilirim. Bir başka geçirgenlik ise ciltte. Ciltte olan meydana gelen geçirgenlik aslında daha çok cilt hastalıkları gibi durumlarla ortaya çıkıyor. Cildin bariyerlerinin ve sağlıklı ve fazlaca geçirgen olmayan bir bariyer olması gerekiyor. Ve bir sonraki de akciğer. Az önce de konuştuk. Burada mükemmel sağlığa odaklanmak amacıyla yapmamız gereken ilk adım bağırsakları toparlamak, bağırsak geçirgenliğini düzeltmek, onarmak. Bağırsakları düzelttikten sonra zaten diğer bariyerlerin hepsinde düzelme gözlemleniyor. Aslında bağırsakla birlikte ağız demek daha doğru olur. Hem ağız sağlığı, eğer ağızda amalgam dolgu varsa bunların çıkarılması, köprü, kanal gibi şeyler varsa bir fonksiyonel diş hekimine görüşüp bunlar için uygun tedavilerin yapılması önemli. Çünkü ağız da çok önemli, beraberinde bağırsaklar da. Bu ikisini özellikle bağırsakları düzenledikten sonra hem cilt hem de akciğer bariyerleri de düzelmeye başlıyor. Yani biz bağırsağımızı onarırken aslında bütün vücudumuzun bariyerlerini onarmış oluyoruz. Biraz sistemi anlamakta yarar var. Neden bağırsak geçirgenliği, hatta bağırsak geçirgen olmaması çok çok önemli. Çünkü şurada gördüğünüz şey, mesela örneğin şurası normal bir bağırsak. Normal bağırsak, daha doğrusu sağlıklı olan bir bağırsak yapısı. Hemen sağ tarafta olan kısım ise hasarlı. Gördüğünüz gibi hücre ikiye bölünmüş. Bu gerçek bir görsel. Yani gerçeğin tabii ki çizim hali ama gerçeği çok iyi yansıtıyor. Burada biz bağırsağın hücrelerin yıprandığını, yırtıldığını hem içinden hem de aralarından büyük parçacıkların bunlar neler olabilir? Virüsler, mantarlar, bakteriler bizim bağırsağımızda ve tam sindirilmeyen besinler içeri girebilir. Ne olursa olsun, yararlı bakteri de olsa, zararlı bakteri de olsa, besin de olsa, besin parçacığı da olsa içeriye büyük bir parça olarak girmemesi gerekiyor. Eğer girerse işte o zaman bizim için bağışıklık sistemi için bu bir tehlikedir. Ve bağışıklık sistemi burada saldırıya başlar. Ve bu saldırı bitmezse kronik duruma gider. Kronik duruma giderse biz kronik hasta oluruz. Bilmenizi istediğim şey çok önemli bir detay. Kronik hastalık bu ne olursa olsun bir sonuçtur.
yıllarca vücutta aksayan, tam işlemeyen, yolunda gitmeyen birçok sürecin sonunda meydana gelen durumdur. Yani bir sonuçtur. Dolayısıyla da sonuca odaklandığınız zaman bu durumda, sonuca odaklandığınız zaman sonuç alamazsınız. Sürece odaklandığınızda sonuç alırsınız. Süreç çok önemli ve süreci başlatan etkenleri de elemek gerekiyor. Diyet bunlardan bir tanesi. Bence en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü diyetle birlikte farkındalık gelişiyor ve zihinsel dönüşüm gerçekleşiyor. Diyet tek başına yeterli değil ama çok önemli bir adım. Diyetle birlikte zihinsel dönüşümü pekiştirebilirsek ki genelde diyetin sonrasında zihinsel dönüşüm de gelir. Veya önce zihinsel dönüşüm başlar sonra diyet gelir. Fark etmez. Biri diğerini tetikler. Böyle mükemmel sağlığa doğru adım adım ilerleriz. Bağırsak geçirgenliğine neler neden olur? İlk önce aklınıza şu gelsin. Diyet proteinleri, bunların başında maalesef en çok sevdiğimiz gluten geliyor. Gluten buğdayda bulunuyor. Buğday unundan bugün her şey yapılıyor. Simit, poğaça, börek, çörek, pasta, kek, ne varsa aklınıza gelen ekmek gibi bir sürü şeyin içerisinde var. Hatta çitlediğiniz çekirdek bile unla kavruluyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi bu. Daha belirgin, maalesef klinikte sık sık kullanılan bir şey. Düşük sindirim enzimi ve düşük mide asidi gibi bir örnek var burada. Bunun nedeni şu, genelde antiasitler kullanılır mide yanması durumunda. Burada fonksiyonel tıp doktoru mide asidinin fazlalığından değil, azlığından böyle bir sebebin mide yanmasının mide asit yetersizliğinden kaynaklandığını bilir. Dolayısıyla fonksiyonel tıp doktoru orada böyle bir yaklaşım yapmaz. Benim tavsiyem bu konuda biraz daha fonksiyonel yaklaşım yapan doktorlarla görüşmek. Antibiyotik. Mide asit nötrleyici, antiasitler buna sebep olur. İlk üçüncüsü antibiyotikler. Antibiyotikler çok büyük problemlere sebep olur. Zorunlu olmadıkça kullanmamak çok önemli. Lütfen bu konuda titiz olun ve titiz, doktorunuzun titiz olmasını da siz isteyin. Ondan bunu isteyebilirsiniz. Hepsini anlatmayacağım çok vaktimi almasın diye. Kan şekeri düzenlenmesi. Evet, kan şekeri problemleri bağırsak geçirgenliğine neden oluyor. Yani kan şekeriniz çok düşüyor ya da çok artıyorsa bu da bağırsak geçirgenliğine neden oluyor. Bu yüzden bunu da dengelemek gerekiyor. Hamilelik akut bir durum ama stres kronik olabiliyor. Her streste bu durum yaşanıyor. Eğer akut stres varsa bu büyük problem değil ama kronik stres olduğunda bu ciddi bir problem. Çünkü bu durum kronikleşiyor ve kronikleştiği zaman kronik inflamasyon ya da kronik hastalığa doğru giriş, yani bir kronik sonuç var elimizde, bir kronik hastalık varsa ve biz bu durumdan memnun değilsek, hastalık hala devam ediyorsa, yani bu bir kronikse, o zaman bunun kronik bir veya birkaç nedeni mutlaka vardır. İşte nedenlerden bir tanesi stresin de kronik olması. Yani kronik stres. Menopozda bağırsak geçirgenliği artabiliyor. Bu kadar bahsetsem yeterli. Bunlar en önemli etkenler. İçeriye yabancı madde girdikten sonra çok ciddi bir inflamasyon başlıyor. İnflamasyon demek bağışıklık sisteminin aktivitesi demektir. Kronik inflamasyon demek kronik aktivite demektir. Yani bitmiyor. Ama bitmesi gerekiyor. Bitmezse çok büyük sorunlar yaşanıyor. Bitmezse bağışıklık sistemi vücudun bütün doku ve organlarını sömürmeye başlıyor. Çünkü içeride bir savaş var ve bu savaşı kazanabilmek amacıyla geri kalan bütün organları devre dışı bırakabilir. Bütün kasları eritebilir, bütün kemikleri eritebilir, beyni bile devre dışı bırakabilir. Depresyon gibi, anksiyete gibi sorunlar yaşanabilir. Yani demek istediğim şey şu, bağışıklık sistemi eğer çok zor duruma girerse vücuda darbe yapar. Ve darbe sonunda yönetimi ele geçirir. Böyle bir örnek verebilirim burada. Dolayısıyla şurada gördüğünüz bağışıklık sisteminin aktiflenmesi yerine pasiflenmesi, yani sakinleşmesi gerekiyor. Bunun için ne yapmalıyız? Bugün bunları da konuşacağız. Orada tam olarak şurada, tam şuralarda, burası bağırsak hücreleri bu arada, bağırsak hücrelerinin şu kısmında birçok bakteri bulunur. Bakteri konusunu çok önemsemeliyiz. Çünkü biz aslında daha çok bakteri sayılırız. Neden? Çünkü bizim vücudumuzun sayısı yaklaşık 30 trilyon, 50 trilyon civarındayken vücudumuzdaki bakterilerin sayısı 100 trilyon ile 200 trilyon civarında. Böyle olmasına rağmen asıl güç genlerdedir. Yani bakteri sayısı bizim hücremizin sayısından fazla olabilir. Benim bütün vücudumda, benim gördüğünüz hani cildimde, gözümde, saçımda, dilimde, dişimde her neyse vücudumda gördüğünüz bütün hücrelerden daha fazlası, çok daha fazlası, kat be kat daha fazlası bakteri olarak yine benim vücudumun iç bölgelerinde bir yerlerde var. Bu normal. Zor olan, kötü olan bunların dengesizleşmesi.
Vücudumuzdaki bakterilerin bütün mikroorganizmaların, virüs mantar dahil sayısı bizim vücudumuz hücrelerinden fazla demiştim. Ek olarak bunların gen yapıları, gen sayıları bizim vücudumuzdaki gen toplamının 50-100 katına kadar çıkıyor. Bu da aslında bizden 100 kat daha kuvvetli mikroorganizmaların varlığı anlamına geliyor. Yani bu adamlarla şaka olmaz. Bunlarla iyi geçinmek zorundayız. O yüzden antibiyotik kullanmamalıyız. Antibiyotik onların dengesini bozar. Eğer onların dengesi bozulursa bizim dengemiz bozulur. Bu yüzden mide asidi kullanmamalıyız. Mide asit, proton pompa inhibitörü gibi mide asit azaltıcı ilaçlar kullanmamalıyız. Çünkü onlar da sonrasında ve hem bağırsaktaki dengeyi hem de özür dilerim hem midedeki dengeyi hem de mideden sonraki bağırsak bölgesindeki dengeyi bozar. Ve bozduğu için de biz bunun son kısa vadede iyi bir sonuç elde etmiş olsak da uzun vadede berbat bir sonuç elde etmiş oluruz. Yani sağlığımızda oynar. Vücudumuzda tahminlere göre 35 bin çeşit bakteri olduğu düşünülüyor. Bunlar tabii mantar ve virüsler de var. Ve bağırsak florasının yani bağırsaktaki bakteri kompozisyonunun aktivitesinin yoğunluk olarak karaciğere denk olduğu düşünülüyor. Yani şöyle bir durum var. Karaciğerimiz vücudumuzun en metabolik olarak en aktif organı. En yoğun enerji tüketen organı, en çok çalışan organı ve bir karaciğer kadar etkin bir popülasyondan bahsediyoruz ve bu bir organ. Çünkü bugün gelinen nokta bunu söylüyor. Yani bugün artık mikrobiyota için bir organ deniliyor. Yeni bir organ olarak adlandırılıyor, belirli metabolik aktiviteleri olduğu biliniyor. Eksikliğinde ve dengesizliğinde sağlık sorunları görülüyor. Sadece bağırsaklarda bulunan mikroorganizmaların ağırlığı 4 kilograma kadar ulaşabiliyor. Düşünün bağırsağınızda 4 kilogram bakteri var. Böyle bir şey. Hücre sayıları ve gen sayıları bizimkinden çok fazla. Dolayısıyla aktiflikleri de bizim bedenimizkinden daha fazla. Şimdi biraz bağırsak geçirgenliğini konuştuk. Bağırsak geçirgenliğini ve olmaması gerektiğini, sonrasında bağışıklık sisteminin aktiflediğini ve bunu bize çok zarar verdiğini, ileride çok zararlı durum yarattığını, kronik hastalıkların altında bunların yaptığını konuştuk. Şimdi biraz mekanizmalara bakalım. Otoimmün mekanizma, sağ alt köşede yazdım. Bakın içeriye giren yabancı maddeler, virüs, bakteri, protein olabilir değil mi? Bütün bunlar yabancılar ve bağışıklık sistemini aktifleyecekler ve bağışıklık sistemi bunlarla savaşacak. Bunların bir kısmında, örneğin bu güzel bir görsel, şurada bulunan, burada bulunan küçük bir parçası ile bizim hücremizde bulunan küçük bir parça birbirine benziyor ise bağışıklık sistemi burada bir karışıklık yapabiliyor. Ve bu karışıklık bir süre sonra otoimmün hastalığa gidiyor. Otoimmün hastalıklar nelerdir? Tip 1 diyabet, çölyak, Hashimoto tiroiditi, söylenmemiş bir olsa hipotiroid aslında gizli bir, çoğunlukla gizli bir otoimmün. Tam otoimmün gruba girmiyor ama otoimmün etkinlik aktiviti çok fazla. Ankylozing spondilit, lupus, artrit, Sjögren, yani multiple skleroz gibi daha adını saymadığım başka hastalıklar da var. Bütün bunlar otoimmün gruba giriyor. Yani vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırdığı, kendi dokusuna saldırdığı hastalıklar. Bizim hücremize saldırmasının nedeni şu küçücük parça olabiliyor arkadaşlar. Bu küçücük parça yüzünden bizim hücremizi virüs sanıyor. Çünkü diyor ki, aa bunu ben virüste, bakteride, proteinde gördüm. Yabancı bir proteinde gördüm. Burada da var. Demek ki bu da yabancı deyip buna saldırmaya başlıyor. İşin özü bu. Burada yine güzel bir görsel olduğu için buraya koydum. Genelde tiroid dokusunu üçgene, yani böyle bir oka benzetecek olursak, gluteni de böyle bir altıgene benzetecek olursak, şu kısım ikisinde de benzediği için bizim antikorumuz glutene saldıracağım diye tiroid dokusuna saldırmaya başlıyor. Gerçekte gluten ya da glutenin alt birim parçacıkları bizim hücre, bizim bağırsağımızdan içeriye kan dolaşımına girememesi lazımdı. Ama kötü bir bağırsak, geçirgen bir bağırsağımız var diye maalesef içeri girebiliyor. İçeri girdikten sonra bağışıklık sisteminin antikor üretimi buna saldırıyor. Glutene, gliadine, yani bunun alt birimlerine saldırıyor. Ama sonra tiroid bezindeki dokuyu glutene benzettiği için ve yeterince stres altında olduğundan dolayı bağışıklık sistemi bu sefer tiroid dokusuna da saldırıyor ve bunu da düşman sanıyor. Böyle bir sorun var. Yine başka bir örnek. Bağışıklık sistemi hücresi, dikkat edin, yabancı maddenin proteinini şu üç fraksiyon, yani üçlü yapı, bizdeki protein, bizdeki, bize ait olan proteindeki üçlü yapıya çok benzediği için bağışıklık sistemi hücresi burada bir karışıklık var diyor ve burada saldırı gerçekleştiriyor.
Bunu aldığım yayının kaynağının adını buraya yazdım arkadaşlar. Bunu slaytlarda zaten paylaştığım için kopyala yapıştır tekniğiyle Google'a yazdığınızda bu makaleyi görme şansınız var ve bu görseli görme şansınız var. Peki fibromiyalji bir otoimmün hastalık değil ama fibromiyaljide bağırsak geçirgenliği var mı? Bakıyoruz arkadaşlar. Mide ve 12 parmak bağırsak geçirgenliği, ince bağırsak geçirgenliği, fibromiyalji durumunda bakıyoruz. Fibromiyaljide bağırsak geçirgenliği olanların sayısı bir hayli fazla. Kronik ağrı hastalığında biraz daha az ama hala fazla. Kontrol grubu, sağlık grubunda bir kişi var en fazla, başka yok. Bu grupta ise yine fibromiyalji hastalığında bağırsak geçirgenliği çok fazla. Kronik ağrılarda kısmen daha az ama yine de var. Kontrol grubunda yok. Bu arada buradaki test, laktoz manitol testi adında bir test testle yapılıyor. Laktoz manitol testi hassasiyet derecesi yüksek olan bir test değil. Bu testte siz bağırsak geçirgenliğiniz yokmuş gibi sonuç çıksa da aslında bağırsak geçirgenliğinizin olmadığının garantisi değil. Ama klinikte garanti sonuç verecek bir test de yok. Dolayısıyla da var aslında. Daha doğrusu çok güzel bir test var ama onu çok uygulamıyor. Lipopolisakarit bağlayıcı protein analizi. O klinikte uygulanabilir değil. Daha çok akademik araştırmalarda kullanılabilen bir şey. Burada laktoz manitol daha kullanılabilir bir şey. Daha kolay ve ucuz olduğu için daha çok kullanılıyor. Fakat hassasiyeti düşük. Yani anlatmak istediğim şey şu. Bu hassasiyeti düşük testte bile fibromiyalji hastalarının neredeyse yarısında bağırsak geçirgenliği görülmüş. Şu bağırsak geçirgenliği görülmeyen fibromiyalji hastaları, halbuki bunlarda da fibromiyalji bu grupta da garanti, yani klinik tecrübeye dayanarak ya da akademik araştırmalarıma dayanarak söyleyebilirim, garanti bağırsak geçirgenliği var onlarda da. Ama neyse, burada çıkmamış. Sonuçta şu bir gerçek ki fibromiyalji hastalıklarında bağırsak geçirgenliği en az yarısında hassas olmayan bir testte bile bulunabiliyor. Hassas olan bir test olduğunda %80-90 bulunabilir. Ama bence fibromiyalji hastalığı bağırsak geçirgenliği olmadan gerçekleşebilecek bir hastalık değil. Burada geçtikten sonra fibromiyaljide bir durum daha belirtmek istiyorum. SIBO, ince bağırsaktaki bakterilerin aşırı artması. Durum şu, kalın bağırsak bölgesinde bulunması gereken bakteriler ince bağırsağa doğru giderse, gördüğünüz gibi giderse, işte biz buna SIBO diyoruz. Bu özel bir diyeti var bunun, düşük FODMAP diyeti diye. Ve gaz, ağrı, bel ağrısı, sırt ağrısı, zihinsel bulanıklık, çok yoğun şişkinlik hissi ve rahatsızlık hissi gibi birçok belirtiye neden oluyor. Bu neden kaynaklanıyor? Antibiyotik kullanımı ve mide asit nötrleyici, proton pump inhibitörü kullanımında neredeyse bu tablo bir süre sonra kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Maalesef. Bunun tedavisi de SIBO tedavisi diye geçer. Yine bir fonksiyonel tıp doktoruna göründüğünüzde SIBO tedavisi istediğinizi belirttiğinizde ya da o size test yaptırdığında SIBO çıktığında ortaya SIBO tedavisi uygulanabilir. Dolayısıyla SIBO bir diyeti var ama diyet çözüm olmaz. Bir tedavi olarak yapılması gerekiyor. Migrende var mı böyle bir durum? Evet. Migrende bağırsak geçirgenliği görülüyor ve bağırsakların yeteri kadar iyi çalışmıyor olması veya mikrobiyota profilin kötü olması ya da fazla geçirgen olması yine migren ataklarına neden oluyor. Çalışmanın kaynağını yine şuraya yazdım arkadaşlar. Bir sonraki slaytta yine aynı çalışmanın diğer bir tablosunu getirdim. Mide tembelliği migrenle alakalı. Migren atağı esnasında sindirim azlığı görülüyor. İritabı bağırsak sendromu migrenle alakalı. Çölyak migrenle alakalı. İnflamatuar bağırsak hastalığı migrenle alakalı. Bütün bu saydıklarım mide ve bağırsak sorunlarıyla alakalı. Bunların hepsi migrenle alakalı. Demek oluyor ki migren bağırsak geçirgenliğin sık görüldüğü bir durum. Daha sık, daha detaylı araştırma yapıldığında aslında migrende çok yoğun literatür aramak gerekiyor. Çok yoğun terimleri kullandığımızda migrende bağırsak geçirgenliği sonrası oluşan kimyevi, yani vücudun oluşturduğu sitokin adını verdiğimiz kimyevi maddelerin oluştuğunu görüyoruz. Yani çok tekniklerim kullanmamaya çalışıyorum ama bağırsak geçirgenliğinin meydana gelmesi sonrası vücudun bağışıklık sisteminin ürettiği maddeler migrenli bireylerde çok fazla görülüyor. Demeye çalıştığım o. Özellikle atak esnasında daha da fazla görülüyor. Yani o an bir şekilde bağırsak geçirgenliği daha da artmış oluyor. Kronik yorgunluk sendromunda ise bağırsak enfeksiyonları, bağırsak geçirgenliği, dolayısıyla da bağışıklık sisteminin aktivitesinin artması, hiperaktivite olması ve en sonunda hücre sağlığının bozulması görülüyor. Her kronik yorgunluk sendromu hastada, her fibromiyajda, her otoimmün hastada,
her nörolojik hastada, her psikiyatrik hastada hep şunu söyleyebiliriz. Bu hastaların bağırsakları problemli, bağışıklık sistemi hiperaktif ve hücre sağlığı bozulmuş. Mitokondri konusunu daha sonra konuşacağız, daha sonra anlatacağım. Ama şimdi şöyle geçiyorum. Hücre sağlığı bozulmuş. İlk adımımız mutlaka bağırsakları düzenlemek olmalı. Bağırsakları düzenlemek amacıyla bir şeyler yapmalıyız. Bu esnada aynı anda bağışıklık sistemini de sakinleştirecek bir şeyler yapmamız gerekiyor. İyi haber şu, bağırsakları sakinleştirirken bir taşla kırpış vuruyoruz. Bir taraftan bağırsakları sakinleştiriyoruz. Bir taraftan bağırsaklar sakinleştiği zaman, özür dilerim, bağırsakları tamir ediyoruz. Bağırsakları tamir ettiğimiz zaman bağışıklık sistemimiz zaten sakinleşiyor. Üstüne bir de bağırsakları tamir etmek için verdiğimiz besinlerin tamamı bağışıklık sistemini doğrudan da sakinleştiriyor. Bu bizim için çok iyi bir gelişme. Dolayısıyla yapacağımız şey aslında bir taşla iki kuş vurmak. Bunu nasıl yapabiliriz? Aslında bunu konuşmak gerekiyor şimdi. Birincisi, bağırsağa zarar verenler. Şeker, çikolata. Unutmayın. Un ve unlu besinler. Buğdaydan yapılan her şey. Kraker, bisküvi, börek, çörek, ne varsa aklınıza gelen. İçerisine buğday unu, buğday bilmem nesi konan her şey. Bazı bireyler için süt, yoğurt, peynirdeki kazeinde problem yaratıyor. Aslında bu hemen hemen herkeste problem yaratıyor ama özellikle kronik durumu, hastalık veya durumu ilerlemiş olan insanlarda çok belirgin bir şekilde problem yaratıyor. Onların kesinlikle diyetten bunu çıkarması gerekiyor. Bağırsakta alerji intolerans yaratabilenler var. Bunları da elemek lazım. Bazıları aynı zamanda burada da var. Az önce kitabımızda da vardı. Yumurta bağırsakta alerji intolerans yaratabiliyor. Belli bir süre diyetten çıkarmak gerekiyor. Süt ürünleri, buğday, buğdaydaki gluten, lektin ve diğer yapılar, kabuklu deniz canlıları çok fazla alerjik. Yer fıstığı, saponin adını verdiğimiz bir bileşen içeriyor. Saponin biranın köpüğü, kolanın köpüğü gibi köpüğü oluşturan kısım. Yani o köpük saponin sayesinde oluşuyor orada. Yer fıstığında da var. Sabun kelimesinden gelmekte. Elimizi çok fazla sabunladığımızda dikkat edin, yara olur. Yer fıstığını yediğinizde bağırsağımızda sabun etkisi gösterir. Bira ve kola da aynısını yapar köpüğünden dolayı. Bunları düşündüğümüzde bütün bunlar aslında bağırsağımızda mukus tabakayı silip süpürür. Ama mukus tabakanın silip süpürmesi bizim bağırsağımız ve bizim sağlığımız için çok kötü bir şey. Mukus tabakanın sağlıklı ve yerinde kalması gerekiyor. Dolayısıyla yer fıstığı burada dışarı çıkarıp atmamız gereken besinlerden biri. Alkol ve sigarayı konuşmuyorum bile. Bağışıklık sistemini aktifleştirenler kahve, çay, açık çay, bir nebze veya bitki çayı izin verilebilir ama kahve ve çay stres hormonlarını arttırdığı için bağışıklık sistemini aktifliyor. Şeker, meyve suları içerisinde şeker eklenen her şey bağışıklık sistemini aktifler. Yumurta aktifleyebiliyor bazı bireylerde. Buğday zaten glutenden kaynaklı veya lektinden kaynaklı aktifliyor. Süt, yoğurt, peynir eğer içeriye girdiyse, girebiliyorsa, kan bulaşımına bağırsakları aşıp geçebiliyorsa, eğer tam protein ya da yarım protein parçacıkları, özellikle kazein ve nitrofilin proteinleri, o zaman içeri girer ve inflamasyon dediğim süreci başlatır. Buraya yazmayı unutmuşum, şunu söyleyeyim. Soya çıkması gereken ürünlerden, besinlerden bir tanesi. Neden? Omega 6 ya da şöyle söyleyeyim. Çok inflamasyon üretir. Yani bağışıklık sistemini aktifler, ciddi anlamda aktifler ve GDO'dur. Neredeyse hepsi soyanın GDO. O yüzden direkt çıkması önemli. Şimdi bu süreçlerde benim şiddetle söylediğim şey eliminasyon diyeti yapmak. Eliminasyon diyeti sizin besinle aranızdaki farkındalık seviyesini artırır. Bugün size bazı besinlerin dokunmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bazı besinleri yediğinizde iyi hissettiğinizi sanıyor da olabilirsiniz. Eliminasyon diyeti potansiyel tehlikeli ya da riskli olan besinlerin tamamını diyetten bir süreliğine çıkarmanızı ister. Çıkardıktan sonra siz bu besinleri tekrardan diyete eklersiniz. Gerçekten sizin için bir sorun yaratıp yaratmadığını ancak o zaman anlarsınız. Size klinikten gerçek bir örnek anlatayım. Bazı hastalar, birkaç hastamda oldu bu. Süt dokunuyor mu? Hayır. Sadece biraz gaz yapıyor. Peki. Yoğurt ve peynir dokunuyor mu? Hayır diyor. Peki. Yumurta dokunuyor mu? Hayır diyor. Peki. Ekmek dokunuyor mu? Hayır diyor. Ya bu kadar şey dokunmuyor. Çok iyi. Ama benim karşımdaki tablo şu. Fibromiyalji örneğin ya da romatoid artrit veya başka bir şey. Veya kronik yorgunluk sendromu veya fazlaca alerji veya yürüyememe problemi veya sık sık kan şekeri dalgalanmaları problemi veya gerçek örneklerin hepsi sık sık tansiyon düşmesi problemi gibi. Bütün bunlar benim karşıma çıkan, yani benim hasta olarak karşıma gelen insanlarda gördüğüm tabloların bir kesişim kümesi.
Ve kimisinin tanısı var. Yani şu işte fibromiyalji olabilir, romatoid artrit olabilir, başka bir şey olabilir. Veya tanısı yok. Veya tanısı var ama belirtilerin tanıyla alakası yok. Bu gibi şeyler gerçekleşebiliyor. Ben bu kişilerden hem size dokunmuyor diyorsunuz diyorum. Yani yumurta dokunmuyor, işte süt dokunmuyor, yoğurt dokunmuyor. Tamam. Biz bir çıkar alabiliyoruz diyetten. Yani kişi bir aylığına diyetten bunları bir çıkarıyor. Ve çıkardıktan sonra hani o ağrılar, yürüyememeler, göz kurulukları, erken yorulmalar, baş ağrıları, migren atakları, nerede onlar? Hiçbiri kalmıyor. Neredeyse hiçbiri kalmıyor. Ya da çok azalıyor. Ağrılar azalıyor, şişkinlikler azalıyor, saç dökülmeleri azalıyor. Bakın hiçbiri demeyeceğim. Bir ay çok kısa bir süre çünkü ama ciddi anlamda azalıyor. İlerliyor diyet, 2 ay, 3 ay, 4 ay sürüyor. Daha da iyi azalmalar gözleniyor. Hani dokunmuyordu? Farkında bile olmuyoruz. Sonra, bir ay sonra diyete tekrardan örneğin yumurtayla başlıyoruz. Yumurtanın beyazıyla veya sarısıyla. Direkt kan düş, hipoglisemiler, tansiyon dalgalanmaları yine başlıyor. Ağrılar tekrar başlıyor. Yorgunluklar, migren atakları tekrar başlıyor. Yumurtayı çıkarıyoruz tekrardan. Başladı çünkü problem yarattı. Bu sefer peyniri koyuyoruz. Çok istiyor çünkü. Peynir de benzer problemlere sebep oluyor. Yani neyin sebep olduğunu, neyin neye sebep olduğunu bilmek kolay değil. O yüzden eliminasyon diyeti size bir farkındalık yaratacak. Bu yüzden sizin yenilenmenizi sağlayacak. Sonra biz bu diyeti, bu diyet sürecinde bu besinleri, bu kişinin diyetinden bir 6 ay daha çıkarmak zorundayız. Kimi kaynaklar 2 ay diyor, kimi kaynaklar 3 ay diyor ama bence 2 ay çok kısa, 3 ay olabilir. Bakmak lazım ama 6 ay çok garanti. 6 ay boyunca çıkarıyor ama gerçekten birçok hasta doktoruna danışarak bu diyet sayesinde, bu diyetler sayesinde doktoruna da danışarak ya ilacını azalttı ya da ilacını bırakabildi. Bu önemli bir detay. Yani burada altta yatan nedeni buluyoruz. Bağırsağı onarıyoruz. Bağışıklık sistemini sakinleştiriyoruz. Başka bulması gerekenler de var. Onları da yapabiliyoruz. Ama sonuçta doktoru da bu durumdan çok memnun. Hasta kendi de memnun. Ben de zaten memnun oluyorum. Yani sizler de bunu uygulayın ve bunları elinizde yaptığınız zaman kendinizdeki farkı kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Bizim besin piramidimiz bu şekilde. Sağlık Bakanlığı'nın veya Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı veya beslenme diyetetik bölümlerinde belirtilen besin piramidinden farklı. Bizim besin piramidimiz bolca ve bolca ve bolca sebze içerikli, nişastasız, özellikle patatessiz sebzeler demek istiyorum. Meyvelerde bol var. Bizim besin piramidimize dikkat ederseniz kuru baklagiller yok veya çok az, tahıllar yok veya çok az ama gluten ve süt ürünleri yok. Çünkü biz bunları potansiyel risk olarak görüyoruz. Yumurta da öyle, kabuklu deniz canlıları da öyle. Ben bunu Terry Vance'dan aldım, Türkçeleştirdim. Terry Vance'ın hikayesini bilmiyorsanız çok kısa anlatayım. Geçmiş, yani eski bir MS vakası. Multiple sklerosis aldıktan sonra kendi kendini iyileştirebilen bir doktor. Şu an hiç MS'im yok, hiçbir şey hissetmiyorum demek yerine şunu söylüyor. Ben MS olabilirim, hala MS belirtileri bende var olabilir ama artık belirtilerini hissetmiyorum. Bu çok önemli bir şey. Kendine dikkat etmezse yine MS olabilir. Bu tabii ki de gerçekleşebilir. Ama ben bugün kendime dikkat etmezsem yine grip olabilirim. Yani grip ve nezle bile tekrardan gelebilir. Dolayısıyla da kişi kendine iyi bakmadığı zaman hastalıkların kapısını çalar. Kendine iyi bakmak zorunda. Bu besinler diyetten çıkmak zorunda arkadaşlar. Bu besinler diyetten çıkamamız bizim için çok önemli. Geçiyorum. Bunları Terry Vance'dan aldım. Örnek menüler paylaşayım. Şimdi biz diyetten bahsettik. Şimdi biraz örnek menülerden bahsedelim size. Mesela kahvaltıda yenilebilecekler. Karışık sebze. Hafif çiğ veya hafif kavrulmuş. Ceviz, fındık, badem. Eğer alerjiniz yoksa kavrulmamış olmalı. Tahin, susam, keten tohumu çekilmiş bir şekilde salatanıza, çorbanıza, çorba yapabilirsiniz. Tabii sebze çorbası olabilir kahvaltıda. Onu ekleyebilirsiniz. Zeytin, zeytinyağı, meyve. Buraya yazmamış ama avokado, sade yağ, tereyağından ziyade sade yağ. Yine diyetinizde tüketebilirsiniz. Bunlar güzel olur. Mesela bir kahvaltı örneği. 4 yarım ceviz. Tahin isteğe göre çok az pekmez konabilir. Özellikle şeker probleminiz yoksa. Sebze porsiyonları, meyve porsiyonları koyabilirsiniz kahvaltınıza. Ve bu kahvaltıyla oldukça fazla doyabilirsiniz. Yine bir besleyici karışım, bir örnek. Size bunları verdiğim için, slaytları verdiğim için bunları zaten göreceksiniz. Bunları uygulayabilirsiniz. Sadece blender'a koyacaksınız hepsini. Karıştırıp mis gibi bir içecek elde edeceksiniz. Maydanoz yeşilliği. Günde bir bardak yeterli. Çok fazla yapmanıza gerek yok. Taze sebze olarak tüketmeniz daha iyi ama en azından bir canlılık katacak. Özellikle yaz mevsiminde mükemmel özellikle sıcak havada çok daha iyi sonuçlar
rahatlatan bir etkiye sahip. Kahvaltınızda da kullanabilirsiniz. Maydanoz yeşilliği. Akşam öğününde bakın, tavuk, balık, kırmızı et koyabilirsiniz. Bu eliminasyon diyetinde kırmızı et aslında yasaklanıyor bana özellikle ama herkese yasaklanmasına gerek yok. Kişiye göre değişiyor. Genel garanti olsun diyorsanız kırmızı eti çıkarabilirsiniz. Yani daha doğrusu tahmin edin. Koyun eti olabilir, tüketilebilir. Tüm sebzeleri yiyebilirsiniz akşam. İzin verilen tahıllar, izin verilen kuru baklagiller tüketilebilir. Bazı bireylerde sorun yaratabiliyorlar veya bazı bireylerde çıkması gerekiyor. O çok değişken bireye göre. Meyveler akşam az yemesini öneriyorum. Tahıllarla kuru baklagilleri nereden bileceğiz bize çıkması gerekir mi, gerekmez mi diye? Dokunuyor mu, dokunmuyor mu? Önce buraya bir dikkat edin. Hangisi dokunuyor, hangisi dokunmuyor? İyi bu. İkincisi, eğer hastalık varsa, bu hastalık çok ilerlemişse tahılları ve kuru baklagilleri komple çıkarabilirim. O zaman daha iyi sonuç elde edersiniz. Akşam öğünü örneğin dikkat edin. Yine bol sebze, yeteri kadar temiz, güzel, yeteri kadar protein, meyveyi de yiyebilirsiniz. Bol sebze mutlaka olmalı. Mesela fırın tavuk örneğimiz var burada. Bunu görebilirsiniz. Yine slaytlardan size vereceğim. Bunu uygulayabilirsiniz. Yeşillik dürüm gayet. Yani yaratıcılığınızı kullanacaksınız mutfakta. Bu konuda profesyonel danışmanlık ya da yardım isteyebilirsiniz. Biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Ama profesyonel danışmanlık almak istemediğinizde de mutfak marifetlerinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Süper sos, süper guacamole sos. Bu sosu ben Berin Hanım'dan aldım. Berin Hanım'la birlikte çalışıyoruz ve hemen ondan da size bahsetmek istiyorum. Berin Hanım geçmiş bir MS örneğidir, vakasıdır. Kendinde de bundan 2 sene önce, 3 sene önce hatırlamıyorsam bir MS tanısı konmuş ve geçtiğimiz yıl içerisinde gayet güzel beslenerek, gerekli diğer adımları atarak, bunun içerisinde detoksifikasyon, ağır metal atımı, stres yönetimi, doğru beslenme, iyi pişirme kaynakları, mutfakta ve de balkonda filizlendirme ve yeşillik yetiştirme gibi bir sürü detay var. Bunların hepsini uygulayarak, güzel tarifler geliştirerek bugün artık MS belirtilerini yaşamıyor. Bu çok önemli. Yaşamıyor, hissetmiyor. Yani bunun gibi çok vaka var aslında. Yani MS'den de var, romatoid artritten de var, fibromiyaljiden de var. Gerçek örnekler var. Türkiye'de var bu örnekler. Bunlarla yani ben birkaçını tanıma şansım oldu. Bir gün hepsine röportaj yapabilmek istiyorum. Bakalım. Bu sosu ondan aldım. Ona da teşekkür ediyorum. Çok güzel tarifleri var. Onu da mutlaka şimdi Instagram hesabını göstereceğim. Oradan takip etmenizi öneririm. Bütün bilgiler orada. Çok daha kıymetli bilgilere sahip. Sebze karışım suyu, dikkat edin. Yine onun tariflerinden bir tanesi. Bir mineral deposu ve antioksidan deposu. Yine diğer bir sebze karışım suyu. Yine başka bir tarif. Yine ondan aldım. Bir tekrardan teşekkür ediyorum. Zencefil latte, sıcak, inflamasyon azaltıcı bir karışım. Harika. Yani kakule, bitkisel süt. Bunların hepsinin tarifleri aslında onun Instagram hesabında da var. Bizim birlikte yaptığımız WhatsApp çalışmamızda da var. Birazdan ondan da bahsedeceğim size. Bağırsak dostu karışım. Bunların hepsi denenmiş, uygulanmış, son şekli kararı verilmiş bir Türk insanı, Anadolu insanı tarafından yapılmış örnekler. Bunlar işte falanca tarif kitabından alınmış örnekler değil. Bunlar gayet evde yapılmış, onay alınmış, tadları bilinen ve evde geliştirilen tarifler. Çok değerli tarifler gerçekten. Ona çok çok teşekkür ediyorum bu konuda. Avokado pudingi. Hiç aklınıza gelir mi avokado pudingi yapmak? Yapılabiliyor. İsteyen ona da ulaşabilir. Şimdi bizim Berin Hanım'la birlikte yaptığımız bir çalışmamız var. Bütün bu anlattıklarımı daha geniş bir zamanda anlatabildiğimiz bir WhatsApp grubumuz var. Bu WhatsApp grubunda tarifleri, uygulamaların hepsini yerinde görerek, videolarını kaydederek, uygulamaları takip ederek, yani sizlerin de yapmasını sağlayarak ve bunları takip ederek gelişimimize, mutfak dönüşümümüze, zihinsel dönüşümümüze katkı sağlamak bizim amacımız. WhatsApp grubunu oluşturduk. Ancak kontenjanımız doldu. Şu an hani bu önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak olan kontenjanımız doldu. Fakat daha sonrasında tekrardan açacağız. Bize tekrardan kendi Instagram hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Benim Instagram hesabım bu. Berin Hanım'ın Instagram hesabı bu. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. İlginiz için teşekkür ederim. Daha fazla fayda sağlayabilmek amacıyla neler yapabileceğimizi biz de araştırıyoruz. Tarifler, uygulamalar, bireysel özellikler gibi detaylar için aslında WhatsApp grubuna katılmak daha doğru ama buradan da bütün bilgileri sizin için paylaşmaya çalışıyoruz. Benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sizlere teşekkür ediyorum. Umarım kafanızı şişirmedim. Umarım faydalı bir eğitim oldu.
Instagram'da da paylaşamadığım için üzgünüm. Sizleri seviyorum. Herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın.